Merhabalar, Cem Seymen ben. Emrah Bakkaloğlu ve Ümit Sertabipoğlu ile birlikte bu hafta Antalya'ya geldik. Uzun bir aranın ardından nihayet üreticinin arasındayım, üretimin arasındayım, Türkiye'deyim. Genellikle yurt dışından örnekler vermiştim biliyorsunuz. Tayvan'la başlayan bir süreç, arkasından Hollanda geldi. Sonra Fransa geldi, onun arkasından İsviçre geldi. Dünyadaki örnekleri görmeden, üretimin nasıl mekanizmalarla sağlıklı bir şekilde işletildiğine tanıklık etmeden Türkiye'de iyi bir denklem kurmamız mümkün değil. Bakın çok zor bir yıla giriyoruz. 2017, 2016'dan daha zor olacak. O kadar zor olacak ki bizim nerede olduğumuzu bilmemiz lazım ki 2017'nin parametrelerine uygun hale gelsin ekonomimiz ve dışarıdan sağdan soldan yediğimiz darbelere karşı ayakta durabilelim. Şimdi enflasyon Türkiye'nin en önemli problemi. Ben bu programda bu hafta biraz hem gıda fiyatlarında neden bu kadar çok ciddi yükselmeler oldu ve enflasyona gıdanın etki edip etmemesi meselesini sizlerle tartışmak istiyorum. Bilgi vermek istiyorum. Çünkü Türkiye bir tarım ülkesi, Türkiye bir üretim ülkesi ve ben tarım konusunda ısrarlıyım. Bundan sonra da ısrarlı olmaya devam edeceğim. Özellikle benim hedefim gençler, gençleri üretime, üretim yapabilmeye, bunun isteğini duymaya, hatta tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya teşvik etmek istiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisinin kurtulmasının, güçlenmesinin, ilerlemesinin en temel sorunu tarım. Gıda ve tarımı çok ihmal ettiğimiz için, üretim azaldığı için, ithalata dayalı bir yapı oluştuğu için mecburen 80 milyonuz yetmiyor, üretim yetmiyor. Birçok girdi maliyetleri yüksek çünkü dışarıdan ithalata dayalı ziraat ilaçları var. İthalata maalesef mecbur olduğumuz tohum var birçok kalemde. Bütün bunlar bizim cebimizdeki doların dışarı gitmesini sağlıyor. 2017 çok zor geçecek. Bakın dolar neredeyse 4 liralara dayandı. Hepinizin aklında aynı soru var. Dolar 4 lira hakikaten bu kadar kısa süre içinde olursa ne yapacağız? Neden bu kadar yükseliyor? Bir şeyler yolunda gitmiyorsa dolar yükselir. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa yabancı yatırımcı gelmemeye başlar. Dolayısıyla sanayi tesisleri kurulmaz, istihdam artmaz, enflasyon yükseldikçe yatırımcıyı biraz daha korkutmaya başlar ve yatırımcı bir müddet uzak kalayım, aman ben girmeyeyim bu işlere der, bu ülkelerden uzak durayım der. Şimdi özellikle gıdada bu kadar çok ısrar etmemin sebebi bu. Biz zaten büyümek isteyen bir ülkeyiz, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak isteyen bir ülkeyiz. Bunun için üretmemiz lazım, büyümemiz lazım, enerji kullanmamız lazım ve paramızın büyük bir kısmını biz zaten enerjiye veriyoruz. Doğal gaza veriyoruz, petrole veriyoruz. Dolayısıyla cari açığımız çok yüksek. Yakıtta biz dışa bağımlıyız. Doğal gazımız da dışarıdan geliyor, petrolümüz de dışarıdan geliyor. Buralarda yakılan kömür de zaten Rusya'dan geliyor. Neden? Türkiye'deki kömürün kelvili düşük. Biz burada Türkiye'de çıkarılan kömürü kullanmamız mümkün değil. Ukrayna'dan gelecek, Rusya'dan gelecek, Sibirya'dan gelecek, oradan gelecek kömürü kullanmak zorundayız. Maliyet yani. Bizim tarımı ve hayvancılığı öyle bir kalkındırmamız, kooperatifleri öyle bir güçlendirmemiz lazım ki en güçlü olduğumuz alanda, tarımda dünyaya ihracat yapan dehşet bir yapı kurmamız lazım. Gücümüz kendi içimizde, gücümüz kendi toprağımızda. Bunu görmemiz lazım. Bundan sonrası için tarımı şahlandıracak, bize hükümet de yaptı yani yapacağını ben size söyleyeyim. Gençlere 30 bin lira teşvik verilmesi demek bir kapıdır, aralıktır. Evet çok büyük bir para değil ama en azından bu parayla bir girişim başlatabilirsin. Çok önemli bir şey bu. Ve onun dışında bir sürü yeni teşvikler var. Bunları lütfen görelim, uygulayalım, bilelim, algılayalım. Türkiye'nin kurtulabilmesi, ekonomisini güçlendirebilmesi, sağdan soldan tekmeler yiyorsa, darbeler yiyorsa, sağdan soldan onu güçsüzleştirmek isteyen yapılar varsa, bütün bunları dağıtabilmesi için 3 şeye bakması yeterli. Biz ham maddemizi dışarıdan alıyoruz dolarla, dolar veriyoruz. Ve bu ham maddeyle ürettiğimiz malı dışarı ihracat yapıyoruz euroyla. En çok malımızı Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa çöküyor. Avrupa dağılıyor. Avrupa Birliği'nin geleceği konusunda tartışmalar giderek daha yüksek sesle çıkmaya başladı. Fransa'da seçimler var, faşistler önde. Almanya'da seçimler var, Merkel gidici.
Dolayısıyla İtalya'daki referandumdan sonra anladık ki Avrupa'da da içeride kalmak istemiyor. Euro var mı yok mu bilmiyoruz bile 5 sene sonra. Avrupa'daki sattığımız o malın satacağımız yeri de kalmazsa ne olur? Bütün dünya bizim alanımız olmalı. Buradaki domates Yeni Zelanda'ya bile gitmeli. Buradaki domates Brezilya'ya ulaşmalı. Buradaki domates Amerika'ya, Meksika'ya, Güney Afrika'ya. Gerçekten buradaki domatesi Japonya'daki markette görebilmeliyim. Kaliteli çünkü. Çünkü arkasında büyük bir emek, arkasında muazzam bir güneş, müthiş bir toprak var. Arkasında bir miras var. Arkasında bir aileden aileye, kişiden kişiye, üreticiden üreticiye geçen bir bilgi birikimi var. Biz bu bilgi birikimini heba edemeyiz. Bu bize para olarak geri dönmeli. Üreticiyi güçlendirmeliyiz. Anadolu'yu sadece üretimi Antalya merkezi olarak algılayamayız. Bütün Türkiye üretim merkezi olmalı. Topyekün bir tarımsal üretime geçmemiz lazım. Bütün bunların en iyi kalitede ürün olması lazım. Yerel tohumumuzda olması lazım. Dışarıdan aldığımız tohumun yüzüne bile bakmamamız lazım. Üniversitelerin çalışması lazım. Profesörlerimizin ve gen bilimini geliştirecek bilimin, aklın, zekanın topyekün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir heyecan duyması lazım. Tutku duymazsanız olmaz. Onun için üniversitelere çağırım. Kendi tohumumuzu ıslah ettireceğiz. Kendi tohumumuzu ıslah edeceğiz ve o genetik verimli yapıya ulaşana kadar hedef belirleyeceğiz. Her üründe, her üründe. O zaman kendi içimize bakacağız. Kendi içimize bakarken benim gördüğüm şey bu daldaki domates. Bunu önemsediğimiz gün içimizdeki gücü fark eder, para kazanmaya başlarız. O zaman bizi hiçbir şey yıkamaz. Ne Atlantik ötesinden rüzgar yıkabilir, ne Asya'dan çıkan, ne Orta Doğu'nun içindeki barut kokusu çökertebilir. Buradaki bereket, topraktaki bu muazzam üretim gücü ve geçmişten gelen o muhteşem miras. Bizi ayağa kaldıracak olan toprak. Toprak gibi olmalıyız. Ezildikçe sertleşmeliyiz. O zaman ekonomimiz güçlenir. Neresine gidersem gideyim, müthiş bir üretim, hummalı bir çalışma var. Olağanüstü bir düzen bu. Olağanüstü bir üretim potansiyelimiz var çünkü. Bakın Türkiye dünyanın başka hiçbir ülkesine benzemiyor. Hele yanı başımızdaki Yunanistan'a asla benzemiyor. Bir üretim ülkesi burası. Ama üretiyor olmamız demek karşılığını almamız anlamına gelmiyor. Burada bir çarpıklık var. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Biz enflasyondan bahsediyoruz. Türkiye'nin en önemli ekonomik problemlerinin en başında gelen ne biliyor musunuz? Enflasyon. Türkiye'de enflasyon var ve enflasyona en fazla etkiyi tarım yapıyor. Gıda yapıyor. Şimdi sizin aklınız alıyor mu? Allah aşkına aklınız alıyor mu? Türkiye gibi bereketli topraklara sahip bir ülke. Türkiye gibi müthiş çalışkan insan nüfusuna sahip bir ülke. Türkiye gibi birçok farklı sebze ve meyve çeşitlerinin olduğu bir ülke. Tarım ve hayvancılığın bizim ecdadımızdan gelen bir miras olduğu bir ülke. Nasıl olur da %8,53'e kadar çıkmış olan enflasyona en olumsuz katkıyı yapan kalem olur. Antalya'daki üretilen ürünün İstanbul'a, Ankara'ya, Bursa'ya, İzmir'e, Adıyaman'a, Edirne'ye gitmesi çok doğal bir şey değil mi? Yani paketleniyor, arabalar yola çıkıyor ve ertesi gün hallerde. Buraya kadar her şey tamam. Yani bizim Antalya gibi her bölgeyi, her kenti bir gıda üretim merkezi haline döndürmemiz lazım. Çünkü bizim toprağımız var, bizim havamız var, enerjimiz var, suyumuz var, bereketli insanımız var, çalışan insanımız var. Elini toprağa değdin mi oradan kaldırmayacaksın. Parasının eriyeceğini gören bir yatırımcı herhangi bir ülkeye girmez. Ve bunun eğer gıdadan geldiğini tespit ediyorsak, Merkez Bankası sürekli enflasyon fiyatları yine dizginlenemedi, kontrol altına alınamadı, gıda fiyatları kontrol altına alınamadı,
ve enflasyona en büyük katkıyı gıda yaptı diyorsa eğer, orada durup bir düşüneceğiz. Bunu çözmemiz lazım. Bunu çözmenin yolunun en temel yolu bir kez her şeyden önce ciddi üretim birlikleri. Yani kooperatifler. İnsanlar bir araya gelecek. Tek başına yapamayız. Tek başına bir üretici orada kendi başına herhangi bir standart kurmadan üretim yapamaz. Büyük kooperatifler kurmak zorundayız. Dünyanın en büyük tarım ülkesi, ihracatçılarından bir tanesi Hollanda'ya niye sürekli gidiyorum? Niye çiftçilerin arasına katılıyorum? Niye sürekli Hollanda'nın başarısından bahsediyorum? Topu topu 200 bin çiftçisi var yahu. 200 bin, 200 bin çiftçiyle Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük gıda ihracatçısı bir ülkeden bahsediyorum. 200 bin çiftçisiyle. Çünkü verimlilik diye bir şey var. Yani dekar başına ürettiği ürün Türkiye'nin 5 katı, 10 katı, bazı ürünlerde 15 katı. Çünkü ciddi bir tohum ihracatçısı, ciddi bir ürün ihracatçısı. Milyarlarca dolar sadece gıdadan kasasına giriyor. Hollanda'nın küçücük, Konya kadar bir ülkeden bahsediyorum size. 15 milyonluk Hollanda'dan bahsediyorum. Bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim. Büyük birlikler var çünkü, büyük kooperatifler var. O kooperatiflerin 10 bin, 15 bin, 20 bin, bazı yerlerde 50 bin, 60 bin üyesi kendine son derece güvenli. Bana bir şey olmaz diyor. Benim cebime giren para azalmaz. Dışarı çıkarken o ürün sattığım fiyattan en ufak bir eksilme olmaz. Neden? Ben güçlüyüm. Benim birliğim var, benim kooperatifim var. Arkamda sağlam bir dayanağım var. Dünyada krizler mi çıktı? Dayanırım. Dünyada bir fiyat dalgalanması mı oldu? Batmam. Ben kalırım çünkü arkamda kaya gibi kooperatif var. Türkiye'de kooperatifler nerede? Türkiye'nin dört bir yanında, sadece Antalya'yı değil, sadece güneşli bölgelerimizi değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki verimli toprakları gıdayla buluşturduğumuzda, üretimle buluşturduğumuzda hem enflasyon sorununu bir kez hallederiz, hem de ihracatın, nitelikli ihracatın, katma değerli ihracatın, dünyanın en kaliteli elmasını satarsak, dünyanın en kaliteli kirazını üretirsek ve hiçbir ithalata gerek kalmadan, çünkü Türkiye %5 büyümüş, diyelim ki geçen sene tarım %2 büyümüş. Bu adaletsizliğe bakar mısınız? Tarım asıl kalkındıracak Türkiye'yi. Bizi ayağa kaldıracak olan şey tarım. Düşünebiliyor musunuz? Bu kadar küçük bir büyüme elde etmesine rağmen ne yazık ki bir de üstüne üstlük ithalatçı durumuna düşmüşüz. Mercimeğe herhangi bir yerde bir işte markete gittiğiniz zaman arkasını çevirin. Kanada'dan ithal edildiğini görürsünüz. Bu kabul edilemez. Onun için şu enflasyon meselesi. Arkadaki üretime bakıyorum. Harıl harıl çalışmaya bakıyorum. Ama Türkiye'nin her yerinde şu fotoğrafı görmediğimiz sürece, yani gıda ürününe elini değen, bunu ambalajlayan, sonra bunu gönderen, yani Türkiye'nin her yerinden imza çakan bir fotoğrafa bakmadığımız sürece bu istediğimiz gücü yakalayamayacağız. Kooperatiflerdir bir ülkenin tarımsal üretim gücünü elinde bulunduran. Bizde kooperatifler zayıf, bizde kooperatifler yok. Bizde bir elin parmağını geçmez sağlıklı kooperatifler. Ama bu değişmek zorunda. Eğer bu değişirse o zaman güçlü ekonomiden bahsedebiliriz. Bakımdaki fotoğraf, gençlerin üretimde ve ambalajda çalıştığı bu fotoğraf aslında hepinizin geleceği. Bir ülkenin ekonomisi güçlüyse inanın bana hiçbir sinek uçamaz üzerinde. Hiçbir kötülük dolaşamaz. Hiçbir şekilde yıkılamaz. Hiçbir şekilde sarsılamaz. Ama her şey topraktan başlarsa. Toprakta güçlü olan sanayide bayrağını dalgalandırır. O güçlü ekonomiyi hiçbir şey yıkamaz. Siz benim programlarımı seyrediyorsunuz. Beni yakından tanıyorsunuz. Benim bir hayalim var. Yani ben istiyorum ki Türkiye her şeyden önce ekonomisinde tarımda çok güçlü olsun. Çünkü sanayi ülkesi olmamız için bizim bir kez gıdayı da geçiyorum. Ham maddeyi üretebileceğimiz bir yüksek tarım kültürüne ulaşmamız lazım. Tarım olmadan sanayide yok. Fakat tarımda istediğimiz başarıyı sağlayamıyoruz. Çünkü siz üreticinin sürekli sıkıntısını duyuyorum. Şimdi ben üreticiye gidiyorum sıkıntıda. Tüketiciye gidiyorum sıkıntıda. Aradaki hallere gidiyorum sıkıntıda. Şimdi
Enflasyonu Merkez Bankası da diyor ki bu gıdacıların yüzünden oluyor. Gıda fiyatları çok yüksek diyor. Bir şey anlamak istiyorum. Türkiye'de adil bir tarımda gıda fiyatı var mı? Herhangi bir üründe. Adil bir fiyattan bahsedebilir miyiz? Şimdi sebze fiyatlarını ne ben ne hiç kimse dengeleyemez. Çünkü sebze fiyatlarında fiyatını belirleyen arz ve taleptir. Bir ürün üretimi çoksa fiyatı ister istemez düşer. O ürünü satabilmeniz için daha az gelir seviyesinde insanlara yedirebilmeniz lazım ki o çok malı eritebilirsiniz. Mesela burada sizin ürettiğiniz ürünün İstanbul'a gelene kadar fiyatının bu kadar artmasını nasıl açıklıyoruz? 1 kilogram domatesin üreticiden benim işletmeme geldiği zaman hiçbir aracıya hiçbir kuruş ödemeden bir paraya 3 liraya mal eder. Ben 3 liraya satın alırsam bunu son satacak olan bu market olabilir, tüccar olabilir kimse benden olacak olan kişiye hazırlayıp vermem için yaklaşık 75 ile 85 kuruş arasında bir maliyet var. Bunu kısaca şöyle özetleyeyim. Bunun yaklaşık 30 kuruş kadarı bunu taşıyacak olan ambalaj kutusudur. Bunun dışında burada çalışan işçilerin bunu seçerken, selekte ederken harcadıkları bir bedelle yaklaşık 15-25 kuruş arasında o değişebilir. Bunun dışında sevkiyat malzemeleri, ambalaj malzemeleri ve total bunu topladığınız zaman bu işletmenin de bir karını koyduğunuz zaman 75 kuruşa, 80 kuruşa ürün cinsinin ağırlığına göre değişmek üzere kilogram başı bir maliyet vardır. Eğer üretici fiyatı 500 kuruş iken de bu ambalaj fiyatı 80 kuruştur. 4 lira iken de bu fiyat değişmez. Türkiye'nin cari açığı olan bir ülke. Evet. Dövize en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Evet. Bizim dışarıdan en azından gıda hiçbir ürünü ithal etmememiz lazım. Hatta bizim iyi tarımla, sizin kriterlerini koyduğunuz kaliteli tarımla ihracat yapabiliyor olmamız lazım ki kasamıza dolarları koyalım. Bu kadar muazzam bir ülkenin ürününü biz bir marka haline getirip yurt dışına neden geniş kitleler halinde satamıyoruz? Siz satıyorsunuz. Sizin kriterleriniz var. Ama neden bunu bu ülkenin geneline yayan bir başarı olarak görmüyoruz? Seraltı üreticiliğinde biz, sebze üretiminde üretici ölçeklerimiz küçük. Kaç sera vardır Antalya'da aşağı yukarı bir fikriniz Türkiye'deki ört altı 746 bin dekar olduğu Tarım Bakanlığı'ndan aldığım bilgi. Bu 746 bin dekarın ürünlerinin minimum %50'sinin ihracata gitmesi gerekmez mi? Gitse bütün temennimiz, dileğimiz. Hayal kuralım. Gitmez mi? Gidebilir. Gider. Ne yapmak gerekir? Bir, önce üretim alanlarının rehabilitesi. Evet, bugün günümüzde model seralar da yapıldı. Giderek ölçekler büyümeye başladı ama bu 746 bin dekarın içerisinde bir 30 bin dekarı geçmiyor. Bu model sera, bu %10 seviyesinde değil, %5 seviyesinde bir miktardayız. Bir, bu ölçekler bölgelere göre değişmek şartıyla 3 dekar, 5 dekar aile işletmeleri şeklinde. Biz aile işletmelerinin ayakta kalmasını çok istiyoruz. Çünkü orada çok kıymetli bir şey var. Bu aileler domates, sebze üreticiliği konusunda çok tecrübeliler. Süper. Onların bilgi birikimi bizim için çok kıymetli. İkinci de istihdam yapma imkanı çok yüksek. Çok güzel. Bu küçük ölçekli seralardaki insanları biz korumak zorundayız. Bunları koruyamazsak bu sektörde çok zarar ederiz. Ben sizin anlattıklarınızdan çok şey öğrendim. Bu sene sizle bir program daha yapalım. Bir daha Antalya'ya geleceğim. Çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için. Kimse sahip çıkmıyor. Niye sahip çıkmıyorlar? Dolandırıyorlar parayı, malı alıyorlar, vermiyorlar. Aslında görsünler nasıl toplanılıyor. Yağmur, kar, çamur. 4 milyonken 50 kuruşa düştü. Yıl sonu geliyoruz, cep delik, hiçbir şey yok. Bir iş yaptığınız zaman ondan gelir elde etmediğiniz zaman o işten bakarsınız, bırakırsınız artık. Antalya'da hava çok soğuk. Bazen 2 derece, bazen
Hatta sıfırın altına düştüğü geceler var. Dolayısıyla çok daha büyük bir enerji sarfiyatı demek. Yani bugüne kadar hiç görmedikleri kadar farklı bir iklimle karşılaşmışlar. İklimler değişiyor yani, bir şeyler değişiyor. Türkiye'de zaten değişmenin hiçbir şey yok. Ama en çok kaygı uyandırması gereken şey iklimlerin değişmesi. Bunun bir sebebi var elbette. Yani doğanın her türlü elementiyle oynadığımız için, akarsuları yok ettiğimiz için, dağları oyduğumuz mermer ocaklarına çevirdiğimiz için, denizlerdeki balıkları bitirdiğimiz için, hidroelektrik santraller diye ormanları tükettiğimiz için mutlaka bunun bir faturası var. Şimdi dolayısıyla üreticide oldukça büyük bir sıkıntı içinde. Sadece doğayla ilgili sorunlar yok. Aynı zamanda ekonomik manada da baktığımız zaman çok farklı bir tabloya bakıyoruz gerçekten. Ben gençlerin bu programı izlemesini istiyorum. Gençlerin özellikle benim anlattıklarımın arasında bağlantılar kurarak Türkiye ekonomisinin aslında ne yaparsa güçlenebileceğini, hangi işte yoldan giderse biraz daha kendisine güven duyabileceğini ve dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine arasına girme hedefini gerçekleştirebileceğini anlamlar kurarak, bağlantılar yaparak algılayabilmesini istiyorum. Ben bakın tarımı çok önemsiyorum. Tarım olmadan ekonomimizi güçlendirmemiz mümkün değil. Tarımı kalkındırmadan, üreticiyi desteklemeden Türkiye'nin bu kadar muhteşem bir tarım geçmişine sahip, bu kadar ekolojik çeşitliliği olan bir ülkenin tarımla güçlenmesinin formül olarak belirlenmesinden daha kolay bir yol yok. Bunu anlamak zorundayız, bunu anlatmak zorundayız. Geçenlerde Almanya'da bir manavdan elma aldım. Elma o kadar lezzetli ve o kadar muhteşem görünüyordu ki yerken dikkatimi çekti. Önünde de bir yapışkan vardı. Yapışkanından baktım ki Yeni Zelanda'dan ithal edilmiş. Almanya Yeni Zelanda'dan almamalı. Almanya Türkiye'den almalı. Üreticinin ürettiği dünyanın en muhteşem ürünü Türkiye topraklarından çıkmalı. 6000 yıldır tarım yapılan Türkiye 230 bin ton Avrupa Birliği'nden Devlet Malzeme Ofisi'nin kararıyla, ihalesiyle 230 bin ton buğday alamaz. Buğday almak zorundayız şu anda. Olabilir mi böyle bir şey? Eğer tarımı kalkındırırsak, ister Merkez Bankası dolar arttırsın, faiz arttırsın, ister dolar yeni rekorlar kırsın, fark etmez. Bizim en büyük gelir kaynağımız zaten eğer ürün olacaksa, tarım olacaksa oraya yatırım yapmamız lazım. Üreticinin elindeki mal elinde patlamamalı. Yani üretici diyor ki ben diyor malımı üretiyorum, problem değil. Ama benden en iyi alıyor zaten tüccar. Tüccar da en büyük parayı kazanıyor. Benim elimde zaten ikinci kalite mal kalıyor, çürük kalıyor. Ben götürüyorum, bunu pazarda satıyorum. Ben ne kazanabilirim ki diyor. Şimdi böyle bir denge olabilir mi? Ve Merkez Bankası da bir taraftan da diyor ki enflasyona etki eden şey ne? Gıda. Şimdi üretici diyor ki ya ben değil, tüccar kazanıyor. Ben artık üretmem. Merkez Bankası da diyor ki Türkiye'de enflasyonun en büyük temel sebebi gıda fiyatlarındaki artış. Ben dünya fiyatlarına bakıyorum gıdada. Dünyada son 5 yıldır gıda fiyatları düşmüş. Bizde son 5 yıldır sürekli çıkmış. Ve o kadar büyük artmış ki artık enflasyon gıdadan çok büyük zarar görmeye başlamış. Enflasyon olan bir ülkeye yatırım gelir mi arkadaşlar? Enflasyonu var olan bir ülkeye insanlar parasını taşır mı? Enflasyon karşısında eriyeceğini düşündüğü için gelmez. Ne yapabiliriz? Sağa sola bakmayın. Yani ben bilim, teknoloji, algoritma, yazılım diyorum. Bunlar çok büyük katma değerli üretim. Ama unuttuğumuz bir şey var. Asıl katma değerli üretim tarımda olmalı. Dünyanın en kaliteli elmasını üretebilmeliyiz ki Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya, Hollanda'ya, Amerika'ya, Japonya'ya, Güney Afrika'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya bile satabilelim. Üreticinin kapısını kim çalıyor Allah aşkına? Üreticinin kapısını kimse çalmıyor. Üreticiden bir tane tüccar geliyor, en ucuz fiyatı alıyor, ondan sonra da gidiyor. Ha ben demiyorum ki üreticinin hataları yok, tabii ki var. Ama asıl olan üreticiyi kuvvetlendirmek. Asıl olan kooperatifleri geniş bir alana yayabilmek. Kooperatif yoksa güçlü değil işte. Kooperatif olmadan Türkiye'nin tarım rönesansına gitmesi mümkün değil. Ayağa kaldırmalıyız ayağa. Yani şahlanmalı tarım. Türkiye'nin bu kadar verimli topraklarının içindeki üretim dünyaya ihraç edilmeli. Yani yüksek kaliteli üretimle, yani katma değerli ihracatla. Tabii ki teknolojimiz olacak. Tabii ki yüksek teknoloji ihraç edeceğiz. Tabii ki fen liselerinden mühendisler çıkaracağız. Ama tarım olmazsa bunlar da çıkmaz. İkisinin arasında işte böyle bir denge var. Bence başarırız. Başaramayız diyen var mı? Varsa zaten bu programı seyretmesin. Üretici ne yapıyor? Sesine kulak vererek başlar her şey. Hangi çığlığı atıyor onu duyarsak çözümünü buluruz bence.
Bu ara gıda fiyatları çiftçinin hali harap. Mersin'i su bastı biliyorsunuz. Oranın müteakibinde Antalya rüzgar, aşırı rüzgar ve aşırı yağış. Bazı yüksek kesimlerde don. O fiyatları yükseltti, çok yükseltti. Daha da yükselecek herhalde büyük gidişle. Böyle tüketicinin biraz cebine yansıyacak. Şimdi normalde portakalı biz hale 40 kuruşla 60 kuruş arasında veriyoruz. Ama biz kendimiz sattığımız zaman 1 liraya satıyoruz burada. Biraz buradan avantajımız oluyor. Diğer yönden hale verdiğimizde aracı olaraktan tabii hal kazanıyor, usul kesiyor bizden. Ondan sonra biz kendi pazarımıza, semt pazarlarında böyle sattığımız zaman biraz 5-10 kuruş daha o aracıyı çıkarttıktan sonra kar edebiliyoruz. Tabii tüketici daha ucuz mal yiyor. On senedir, 15 senedir bir lira. İşte aşağıdaki 50 kuruş, 50 kuruş almışım, 50 kuruşa veriyorum. Gerilerini de bir liradan veriyorum. Ben şu an bu muzun maliyeti 2 milyon 700 bin lira. Bak kaça satayım? 300 bin. 3 milyon. Yani para mı kazan? Kazanmıyoruz. En kötü kışını yaşıyoruz piyasa olarak. Neden? Bazı şeyler var mesela. Dolar var. İhraca mesela. Şu an mesela iç piyasaya baktığın zaman mesela İstanbul'a mal gitmiyor. Çoğu yere mal gitmiyor. Mesela şu kadar bak. Bir hafta önce 15 milyona satıyordu, şimdi 8 milyon. Ben 8'e satıyorum. Anadolu toprakları tarım için dünyanın en muhteşem coğrafyalarından bir tanesi. Yani Anadolu milyonlarca insanı besleye gelmiş. Yani Göbekli Tepe dediğiniz zaman bundan binlerce yıl önce yani gerçekten buğdayın ana vatanı diyebiliriz. Yani buralardan yayılmış zaten dünyaya. Gelin görün ki buğdayın ana vatanı binlerce yıldır buğday üretilen ülkede yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 230 bin tonluk Avrupa Birliği'nden almak üzere buğday için ihale açması gerçekten düşündürücü. Yani ekmek, makarna, bütün bunların ham maddesi buğday. Yani bizim o kadar önemli ki gerçekten milli güvenliğimiz kadar önemli bir şey. Hatta milli güvenlik meselesi. Açlıkla sınayamayız yani kendimizi. Başka ülkelerin ürettiklerini alamayız. Mesela bakliyat yılı ilan etti. 2016 yılını Birleşmiş Milletler. Biz tohumu, mercimeği, fasulyeyi Kanada'dan, Almanya'dan, Etiyopya'dan, Brezilya'dan satın alıyoruz biliyor musunuz? Yani herhangi bir markete gittiğiniz zaman gerçekten bir mercimek alırken paketin arkası, sadece paketin ön yüzüne bakmayın. Arka yüzünü de çevirin. Arka yüzünde acaba nereden geliyor diye bir uyanın. Bakın yediğiniz mercimeğin çok büyük bir kısmı Kanada'dan. Yani Kanada bütün her tarafı karlarla kaplı bir soğuk memleket. Tarım ülkesi değil. Biraz daha yakından bakın isterseniz. Ben bakıyorum. Kanada bir tarım ülkesi, İngiltere bir tarım ülkesi, Almanya bir tarım ülkesi, Japonya bir tarım ülkesi, Amerika dünyanın en büyük tarım ülkesi ve bıkmadan, usanmadan söyleyeceğim cümle Hollanda toprakları olmayan ülke, insanların denizden doldurarak yarattıkları ülke bir tarım ülkesi. Amerika'dan sonra dünyaya en fazla tarım ihracatını yapan bir dev tarım mekanizması. 230 bin ton buğday ithal edilmesi gerçekten Türkiye'de tarımın, üretimin, üreticinin, çiftçiliğin nasıl bittiğini gösterir bizlere. Bu gerçekten yürek burkucu bir şey. Şimdi ne yapabiliriz? Bence gerçekten tarım konusunda bir uyanışa ihtiyaç var. Tıpkı finans sektörü gibi, tıpkı enerji sektörü gibi, tıpkı bilim, teknoloji, yazılım, algoritma diyorum ya, gerçekten üretim sektörü gibi tarımın da bambaşka bir gözle yeniden yapılanması lazım. Gençlerin sahip çıkması lazım. Ben çiftçi olacağım demelisiniz mesela. Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Diyelim ki MIT'yi dereceyle bitirdiniz. Amerika'dan şahane bir dereceyle ülkenize dönüyorsunuz. Toprak sizi bekler mesela.
Neden kaliteli bir üretim için bir yatırıma girip bir işletme kurmayasınız? Niye olmasın? Bence yapmamız gereken en önemli şey tarımı ayağa kaldırmak. Şimdi enflasyon gerçekten tarım nedeniyle mi oluyor? Gıda fiyatları yüksek olduğu için enflasyon etkileniyor mu? Şimdi Hal diyor ki ben 4 yıldır program yapıyorum. Yani benden diyor zaten o kadar düşük kar marjlarıyla çalışan bir yapı var ki bende. Ben zaten üreticiden aldığım fiyatın üstüne çok küçük bir şeyler katıyorum. Ondan sonra da pazara dağıtıyorum. Yani ben enflasyon suçlusu değilim. Hani bir sürü farklı farklı ses var. Kimin haklı olduğunu tam olarak belirlememiz mümkün değil. Sorun da bu zaten. Gerçekten kim haklı? Kimin söylediği doğru? Gerçekten bir yerde sorun varsa o soruna teşhis koymamız lazım değil mi? Teşhis koymadan tedavi olabilir mi? Her kafadan bir ses çıkarken herkes kendi haklılığını ilan ediyor. Ama olan Türkiye'ye oluyor. Olan her gün artan gıda fiyatları ve tüketicilere oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Kırmızı biberden tutun da domatese kadar o yüksek fiyatların herkes birbirine sebebini soruyor. Ben de sordum. Ben de bir gazeteci olarak sordum. 4 yılda net olarak bir gerçekle karşılaşabildim mi? Ama bir zincir var. Üretimden sizin sofranıza gelene kadar ki zincirin içinde o kadar çok para kazanan etken, eleman, gerekli olan, olmayan o kadar muazzam bir sıralama var ki, onun içinde o kadar büyük bir kalabalık var ki zaten üreticiyle tüketici arasında o kalın duvarı aşabilmek imkansız. Çözüm şu, üretici kooperatiflerini güçlendireceğiz. Kooperatifler olacak, büyük kooperatiflere katılacak çiftçiler. Ve büyük kooperatifler dediğim zaman 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin kişilik kooperatiflerden bahsediyorum. Herkes kazanacak ve iyi kazanacak. Toprağı, eli, den para kazanır. Aksi asla mümkün değil, kabul edilemez. Üretim yapan, eli çatlayan en iyi parayı kazanır. Aksi düşünülemez. Zaten aksi oluyorsa orada bir tuhaflık var, orada bir gariplik var. Kendimize şunu soralım. Bunca insan Anadolu'yu para kazanamıyorum diye, üretim yapıyorum elime geçen 3 kuruş para diye nasıl terk eder? Nasıl kentlere gelir? Nasıl çaresizlikten üretimi bırakır? Bu çaresizlik normalleşir. Bu normal değil. Bizim dışarıdan buğday almamız, nohut almamız, fasulye almamız, mercimek almamız normal değil. Tam tersine normali şu, biz oraya satacağız ve en iyisini satacağız. Üreticiden tüketiciye kadar giden zincirde kar marjı devlet tarafından belirlenmiş tek meslek mensubu komisyonculuktur. Herkes komisyonculuğu piyasada çiftçiden alıp üretici tüketiciye pahalıya satan kişiler olarak biliyor. Ama devletin son hal yasası ve önceki hal yasasında da belirlenmiş olduğu gibi %8 komisyon alınmaktadır. Geçtiğimiz günlerde ki fiyat alçaklığını eleştiriyordu. Şu günlerde de fiyat yüksekliği eleştiriliyor. Hava şartları ve yazın havanın iklim şartlarının sıcak gitmesinden dolayı, yayla mallarının erken bitmemesinden dolayı, buradaki ürünlerin erken çıkmasından ve birbirleriyle üst üste gelmesinden dolayı ister istemez bazı ürünlerde fiyatlar düşük gitti. Ama havaların soğumasıyla, yaylalardaki ürünlerin kalmamasıyla, soğuğun başlamasıyla, tonajın azalmasıyla ve en son Mersin'deki felaketin yine hava şartlarıyla ürünlerin fiyatı aşağı yukarı herhalde 15-20 gündür aşırı bir yükselme var. Ama her ay nedense bir ürün zam şampiyonu yapılmaktadır ve biz bundan çok rahatsızız. Bu tamamen piyasanın, havanın şartlarına ve ürünün o sene az ekilip çok ekilmesine göre değişmektedir. Burada devletimiz kolay bir iş değil, bir senede yapılacak bir iş değil ama üretim planlaması yaparak
bu şeyin önüne geçebilir. Ama ne kadar bir üretim planlaması olsa da bu önümüzdeki geçmiş geçirmiş olduğunuz veya şu anlardaki hava şartları bu üretim planlamasını bozabilir. Ama uzun vadede bir üretim planlamasıyla bu işler düzelebilir. Biz bunları yapamadığımız için düşük gittiğinde çiftçi zarar ediyor. Çiftçi istediği parayı alamıyor ve bir tarih sezona çiftçi mal yetiştiremiyor. Ama fiyatlar bu dereceye geldiğinde de bu sefer tüketici kesimden çok ses geliyor. Evet, tüketici kesim belki haklıdır ama şu anda da hem donda her gece soba yakan çiftçimiz de düşünmek lazım. Onların ne şartlarda ürün ürettiğini düşünmek lazım. Genelde herkesin Antalya'da çok ucuz ama üretici bölgesinde çok pahalı olduğunu, hatta bir tabir var Antalya'da 1 lira, İstanbul'da 5 lira. Şimdi gerçi fiyat daha da arttı ama biz bu fiyat farkının olmadığını düşünüyoruz. Ulusal marketlerin birçoğunun burada deposu var. Direkt bizden mal alıyorlar. Aynı şekilde onların da 50-60 kuruş masrafları var. Hangi şehre götürecekse ona göre nakliyesi değişiyor. Ve gittikleri şehirdeki kira masrafı, gittikleri şehirdeki işçi masrafı üstüne etkiliyorlar. Ama bunu teker teker bölgesel mi yapıyorlar, toplu halde mi yapıyorlar ben bilmiyorum. Ama onlara da sorsanız, ulusal marketçilere de sorsanız biz bir para kazanmıyoruz sebze meyveden. Sadece ürün çeşitliliği için reyonumuza koyduklarını söylüyorlar. Bizim başta söylediğim gibi karımız belli, %8. Eğer devletimiz yapabiliyorsa pazarcının, eğer yapabiliyorsa marketçinin de karını bizim gibi sınırlasın, o zaman kimin ne kazandığı belli olur. Sebze haftalık, günlük bile değişen, günün şartına göre müşterinin, şöyle söyleyeyim size, mesela X bir ülke, kış şartları için söyleyeyim, mesela Antalya bölgesinde, bugünkü burada, yani Rusya atıyorum, bu hafta salata almaya başladı. Burada ister istemez talep artıyor. Bütün firmalara aynı siparişler geliyor. Yani biz diyelim 20 kuruş, 2 liradan başladığımız ürünü siparişi tamamlayana kadar bu 3'e çıkıyor. Yani talebe göre, ama hiçbir şey yok. Her taraf durdu, hiçbir taraf mal istemiyorsa otomatikken bir bakıyorsun kendiliğinden düştü. Yani bu kalıcı bir artışla seyretmiyor. Yani bugün 3 lira salatalık yeri 3 lira oldu salatanın. 2 gün önce, dün değil mi? Dün 3,5 liraydı. Bir gün önce 3,5 liraydı. Yılbaşı öncesi talep çoktu. Hava şartları çok soğuktu biliyorsunuz malum. Ondan sonra her taraftan da istek vardı. Şimdi bütün yollar kapalı, her şey durdu. Bak 500-600 lira, 2900, bugün 27. Ya çiftçiye bir kere iyi para kazanması için alım garantisi verebilmemiz gerekiyor. Bu bizim şartlarımızda, yani mal satış şeylerimizde bizim de öyle bir olanağımız yok. Demin de dedim, artışları ve şeyleri belirleyen müşteri ürünün yurt dışındaki beğeni kalitesi, yani raflara koyduğumuzda Türk ürününün istenmesi, nasıl mesela biz burada boylamayı falan yapıp, yani sınıflandırmayı daha düzgün yapıp, çiftçinin de gübrelemeyi, ucuz gübreleme değil de olanakları varsa eğer, iyi gübrelemeyle bir ürün satarsak katma değeri yükselir. Her zaman da bu tercih edilir. Yani nasıl dedik, biz demin istiyor diye artıyor. Çiftçinin kaliteli ürün üretememesi gibi durumunda talebinde azalacağından çiftçi para kazanamayacak doğal olarak. Programı toparlarken size söylemek istediğim küçük birkaç şey daha var. Bakın, çok önemli bir dönemece giriyoruz. 2017 çok zor geçebilir. Biz dolar krizleri yaşadık, bir finansal krize doğru mu gidiyoruz, dünya nereye gidiyor, ne oluyor sorusuyla birlikte bir sürprizler yılı geçirdik. Yani bekliyor muydunuz Donald Trump'ın Amerikan başkanı olmasını? Ama kamuoyu şirketleri yanıldı, Donald Trump seçildi. Şimdi çok şahin bir kabine sunuyor ve diyor ki ben dünyanın geri kalanıyla artık ilgilenmiyorum. Amerika'yı kalkındıracağım, sadece Amerika'yı düşünüyorum ve 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımını başlatıyorum. Dolayısıyla tek başınasınız, beni ilgilendirmez diyor. Bu şu demek, para Türkiye'den çekilecek demek. Euro bölgesi ekonomilerine Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor, ayakta durmaya çalışıyor. Bir tek Almanya var orada sağlam duran. Diğer ülkelere bakın, teker teker sallanıyor. Dolayısıyla çok ciddi sorunlar çıkacak. Fransa'da seçimler var, aşırı sağcılar, faşistler önde. Almanya'da seçimler var.
Almanya Başbakanı Merkel'in başı dertte, dördüncü kez belki seçilemeyecek. Biz ihracatımızın en fazla kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. Oralar zenginleşmezse, ekonomileri sarsılırsa biz de sorun yaşayacağız. Çünkü biz, bakın, dolar çekilirken yükselecek. Çünkü Donald Trump doları evine çağırıyor. Amerika'ya geri dönün, size daha fazla para kazandıracağım diyor. Dolar yükselirse bizim için hakikaten çok önemli. Çünkü yerine koyacağımız dolar yok. Dolar yükselirse yabancı yatırımcı dışarı gidecek. Heh. Orada çok önemli bir şey daha var. Orada Türkiye'nin ne yapması gerektiğine vereceği cevabı var. Onun için bu kadar çok dolaştım. Şimdi 2017 çok zor geçecek. Amerika böyle. Avrupa zaten kendini toparlayamıyor. Çin'le ilgili kaygılar var. Çünkü Çin yeteri kadar büyüyemezken, bir de üstüne üstlük Trump dedi ki bu Çin var ya, bu Çin %7-8 büyüyor, beni bile yutacak. Çin benim üstüme geçecek. Çünkü artık eskisi gibi fason üreticisi bir ülke değil dedi. Artık bundan sonra teknoloji üretiyor ve satıyorsa benim rakibim dedi. Amerikan ekonomisi niye ayakta durur? IT ekonomisinden, yani bilgi zeka ekonomisinden, yani silikon vadileriyle durur. Onun için mühendisleri yetmediği yerde Çin boşluğu kapatıyorsa, yani eğitime yatırım yapıp kendi içindeki yaptırımları, kendi içindeki yenilikleri iyice çoğaltırsa Çin ciddi güçlenecek. Gümrük duvarını örüyor. Çin bundan sonra benim rakibim olamaz diyor. Bir fırsat yani ekonomi. Bu kadar ülkeyi niye dolaştım sizin için? Tayvan'a niye gittim? Tayvan'a gittim çünkü bakın, bir teknoloji ülkesi ama eğitim ülkesi. Ama 4. sanayi devrimine hazırlanan akıllı cihazların birbiriyle konuştuğu, bulut teknolojisini hayata geçirdiği, akıllı 50 milyar cihazın konuşacağı dünyada asıl teknolojiyi üreten şirketleri kurup bütün ülkeyi sanayi bölgesi haline çeviren bir ülkeden geldik biz. Bu örnekleri görmeden Türkiye'nin hedeflerini koymamız mümkün değil. Arkasından Hollanda'ya gittim. Çünkü Hollanda küçücük bir ülke olmasına rağmen Konya kadar yüz ölçümüyle dünyanın ikinci büyük sanayi ihracatçısı, dünyanın ikinci büyük tarım ihracatçısı. Sanayisi zaten çok güçlü. Biz İngiltere'yi, Fransa'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı, İtalya'yı, İspanya'yı, Portekiz'i, Amerika'yı birer güçlü sanayi ülkesi zannediyoruz. Uyanıp bakmamız lazım. Her biri birer tarım ülkesi. Arabayla geçin, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan çıkın, İngiltere'ye kadar geçin. Bütün Batı Avrupa ülkelerinde büyük çiftlikler hemen yanı başında fosil yakıtları terk etmiş enerji sistemleri göreceksiniz. Her yerde rüzgar santralleri, çiftliklerin yanında güneş terminalleri, çiftliklerin yanında İsviçre çalışmalara başladı. Otobanları artık güneş panelleriyle döşüyor. İlk 100 kilometre döşendi bile. Bir şeyler oluyor. Ama bir şeyler olurken şunu düşünüyor. Çin çok yükseliyor. Ben Avrupa olarak cevap vermeliyim diyor. Ben size bu ülkeleri gösteriyorum çünkü Türkiye için bir fırsat var. Türkiye eğer eğitime yatırım yaparsa, yani içinde var olan çocukları gerçekten iyi yetiştirirse, PISA testleriyle aldığımız sonuçları iyi değerlendirirse ve ben fen liseleri açarak mühendisler yetiştireceğim, o mühendislerden icatlar çıkacak, o icatlar ekonomimizi güçlendirecek derse muazzam bir fırsat yılı 2017 ve ondan sonraki 10 yıl. Çünkü dünya çok başka bir dünya. Artık akıl çağı. Türkiye'ye değer katan 10 kişiden biri seçti beni Turkomani dergisi. Bu çok anlamlı bir ödül. Yani bu kadar değerin yaratıldığı ülkede, değer katan ülkesine 10 kişiden birisi arasına girmek benim için onur verici bir şey. Bugüne kadar aldığım ismi itibariyle bile olsa en anlamlı ödüllerden bir tanesi. Ama hepimiz Türkiye'ye değer katabiliriz. Hepimiz yaşadığımız çağa değer katabiliriz. Önemli olan seyahat etmek, yürümek değil. Önemli olan hayatta iz bırakmak. Yollar hep çatal olarak ikiye ayrılır. Önemli olan ayak izi olmayan yoldan gitmek, iz bırakmak. Başkasının gittiği yoldan gitmeden, risk alıp ayak izi olmayan yola gidip hakikaten kendi ayak izinizi bırakmak. Mutlaka birine yüreğiniz, yardımınız, aklınız, ruhunuz dokunur ve hayatlar değişir. İyi akşamlar.